Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Keyifli nasıl? Valla bu sefer bu hafta bir buçuktan önce başlayacağım diyordum. Ama gene kalktıktan sonra o kadar çok iş yapmam gerekti ki nasıl olduysa şu an saat tam 13.36. Yani gene bir buçukta başlamış olduk. Ama en azından Aikido saatlerim değişti. O yüzden bir yarım saat daha kalabileceğim. O artısı var. Kalırım da benim kafa kalır mı? açlıktan beyin yavaş yavaş gitmeye başlayınca ne yaparız? Onu da hep birlikte göreceğiz. Filmlerimiz bu haftaki genel olarak hayal kırıklığıydı. Ama yine de üzerinde konuşulmaya değer filmler. Gündem olarak da aslında sürekli yeni şeyler oluyor. Ama bunlar birbirlerinin aynısı. İşte bir dincinin çıkıp saçmalaması. Bunlara alıştık artık. Alo. Bir daha bir daha söyler misin? oluyordu. O oluyordu. Ha, tamam. Üç tane kadın vardı beyin böyle. Hı -hı. Ee, anladın mı? Anladım. Minority Report. Evet. Minority Report. Anlamıyorum. Minority Report baba. Türkçesi ne? Azınlık dosyası. Ha azınlık dosyası. Teşekkür ederim. Bir İyi. şey değil. İyisiniz değil mi? İyi sorun yok. Kayıttayım şu anda. Tamam oldu. oldu. Tamam. Görüşürüz. Evet. Ne yapalım? Kiminin oğlu doktor olur kendisini muayene ettirir. Kiminin oğlu avukat olur. Hukuki işlemlerine baktırdır. Babam da film soruyor bana. <laughs> Bizim de olayımız o kadar işte film bilmek. Evet klasik diyorduk dincilerin haftalık geleneksel saçmalaması diyorduk. Abdurrahman Dilipak reis çıkıp şöyle bir beyanatta bulunuyor. Namlusuz ondan sonra mermisiz patlamasız saniyede 300 bin kilometre hızla giden top yaptık diyor. Herkes de dalga geçmiş. Bir de şey diyor tabii 300 kilometrede menzili var diyor. Herkes dalga geçmiş tabii. Öyle şey mi olur işte 300 bin saniyede 300 bin ışık hızında giden ama 300 kilometre menzili olan mermisiz havansız top nasıl olacak namlusuz. İşte şeyden dolayı arkadaşlar yani vizyonunuz dar olduğu için adam bariz bir şekilde ışıklı toptan bahsediyor. O reizin sallayınca böyle içinde ışık yanmaya başlıyor ya. Ondan sonra da milletin üstüne atıyor. <laughs> Işıklı toptan bahsediyor. Onu biz yaptık. Bizim dönemimizde yapıldı. Saniyede 300 bin kilometreyle gidiyor mu? Gidiyor. Işık çünkü. 300 kilometre mesafesi var mı? Evet. Çünkü 300 kilometre öteden görebiliyorsun. Daha uzaktan göremiyorsun ama. Işık kirliliğinden dolayı. <laughs> engelliyor. Gücü yetmiyor yani. Evet merak etmeyin arkadaşlar. Ben daha ilgi çekici televizyon programları yapacağım biliyorsunuz. Başa geldiğimde. Hatta bir tanesini söylemiştim. Running Man temalı olacak. Ağır suçlulara. Aynen Running Man gibi. Böyle bir labirentte kaçmaya çalışacak. Suçlular. Ondan sonra işte avcılar olacak. Onları vuracak falan. Programına da kısmetse ölür. Hatta böyle şey yaparız değil mi? Bir taraftan kaçmaya çalışır. Bir taraftan da röportaj görüntüleri oluyor ya. O gün kaçarken öleceğimi sandım. Arkadaşım Hilmi cinayet zanlısı. Kendisiyle ara ara kavga etsek de aslında çok iyi anlaşıyoruz. Evet bunu zaten söylemiştim. Bunun haricinde mesela şöyle bir şey olabilir. Flash TV'nin muadilini yaparız. Efe abiyle saç saça diye. Onda da gayet dürüst bir şekilde işte erkek paylaşamayan kadınları falan böyle çıkartırız. Ama bu sefer tartışma programı, reality show konuşma programı falan diye böyle şey yapmayız. Üstünü boyamayız. Direkt açık açık birbirleriyle kavga ederler saç saça baş başa. Hatta böyle farklı temalar olur. İşte çamur kavgası, Köprüde, pit, spikes, asit kuyusu falan. <laughs> Onun haricinde tabii ki Survivor olacak. Gene ağır suçlulardan oluşan. Ama bizimkisi gerçek anlamda Survivor. Hatta şeyin adı bu olur. Gerçek anlamda Survivor. Tabii bizimkinde ünsüzler vs. gönülsüzler. Ünsüzler gönülsüzlere karşı. Gerçekten hayatta kalan kazanıyor bunda. Bir tane de orijinal konsept. Yiye yiye Anadolu. Gene suçluların içinden bir tanesini bu sefer sunucu yapacağız. Ama bakın bu konsept süper tutmaz mı? Niye kimsenin aklına gelmedi ki şimdiye kadar? Ulan bana verecekler bir televizyon kanalı. Görecekler etkiyi. Bir sunucu olacak Anadolu'yu gezecek tamam mı? Farklı farklı yöreleri gidecek. Orada böyle yol kenarında yufka açan, gözleme açan teyzeleri görecek. Ama bu sefer teyzeler adamdan bir lokma alacak. Her gittiği yerde böyle adamın bir parçasını kopartıp yiyecekler. Ne kadar uzun yaşarsan, en uzun yaşayan kazanacak sunucuların içinde. Nasıl fikir? Ah ya ulan. Bu tam şey gibi oldu. Kenan yarar. <laughs> Kenan yarar. Ersin Karabulut'un eski hali falan. Onların hikayeleri gibi oldu. Eskiden şu anda çok büyük ihtimalle yapamazlar ben. Hat, yani gördüğümü hatırlamıyorum. Gene ara ara bakıyorum da öyle şeyler gördüğümü hatırlamıyorum. Eskiden neler vardı ya? Uf. uf Ersin Karabulut'un bir çizgi öyküsü vardı. Kafayı yemiş çocuklar böyle işte bir ana okulunda falan. İşte ne bileyim hayvan öldürüyorlar falan. Doktorculuk oynuyoruz diyorlar. Hayvan öldürüyorlar kesiyorlar falan bilmem ne. Ondan sonra işte bir tane böyle büyüklerden birini mi yakalayıp kesiyorlar falan böyle doktorculuk oynuyoruz falan diye. Birkaç tane böyle şey var. En sonunda da hadi şimdi evcilik oynuyoruz diyorlar. O Ondan sonra işte yeni gelen bir öğretmen var. Bir bakıyor işte evcilik yani o kareyi artık düşünebilirsin. Onu harbiden çizmişti yani ve bu yayınlanmıştı abi. Bunu çok iyi bir şey veya çok kötü bir şey olarak söylemiyorum ama ne kadar farklıymışız yani o anlamda söylüyorum. Tabii bence böyle şok görevi gören çalışmalar bence her zaman için faydalıdır. Bazı insanlar şok etmeyi sever. O da öyle bir çeşitti tabii şu anda çok zor. Bir tane karikatür göstermiştim belki görmüşsünüzdür birkaç ay önce. Resimli roman dergisinden o da. Böyle bir bedevi kılıklı birisi astronot kıyafeti içinde olan birine şey diyor. Efendim diyor Miraç'tan inerken şu kıyafeti bir dahaki sefere hemen çıkarsanız diyor. Sonra diyor Bedeviler korkup saldırıyorlar falan diyordu böyle. <laughs> şu anda öyle bir şey yapsan direkt saygısızlık derler ki bence kesinlikle saygısızlık yok. Sonuçta uzaya çıkıyorsun yani uzaya çıktığında bir astronot kıyafeti gerekmesi veya kullanması çok aşırı mantıksız değil yani. Neyse şu anda böyle şeyler yapılabileceğini sanmıyorum. Çok daha basit şeylerden dolayı dergiler kapanabiliyor veya ceza alabiliyor. Bir dergi ki aslında sevmediğim dergilerden bir tanesiydi. Bir çizer arkadaşımın söylediğine göre Yahudilere hakaret ettiği için Yahudiler tarafından dava edilmiş ve derginin de bağlı olduğu medya kurumu Yahudilerle ters gelmemek için dergiyi kapatmış. İsim vermiyorum çünkü şu söylediğim Söylentinin yüzde kaçı doğru bilemeyiz. O yüzden isim vermiyorum. Ama çok da şaşırmadım. Sonuç itibariyle Yahudilere laf etmek kolay değil yani. Adamlar sonuçta her şeyi ellerinde tuttukları için. Yahudiler hakkında kötü şeyler söyleyebilmek sadece Tevrat'a mahsustur. <laughs> ne demek istediğimi merak ediyorsanız Tevrat'ı açıp okuyabilirsiniz. Ama olsun önemli Seçilmiş insan oldukları için. Evet böyle şeyleri tabi ben... Benim için çok önemli. Ben zaten o kitapların hiçbirine inanmadığım için. Benim için bir insanın Yahudi, Hristiyan, Müslüman vesaire, Mormon hatta Scientology olması çok çok önemli değil. Ha tabi mesela Scientology'ye mensupsa o biraz daha şu anda küçük çaplı tarikat olduğu için onlardan biraz daha uzak dururum yani. Mormon da şu anda tarikatla din arası. Kendilerine din deseler de. Aradaki fark ne? Aradaki fark şu. Daha kapalı daha tarikat gibi daha küçük çaplı olduğu zaman bu dinler, o dine mensup olan insanlar o dinin öğretilerini birebir takip ediyorlar. Ama büyük çaplı olanlar işte İslam, Hristiyanlık, Yahudilik gibi bunlar biliyoruz ki şu anda öğretilerinin birçoğunu takip etmiyorlar yani. O yüzden dediğim gibi bir insanı şu anda özellikle büyük çaplı dinlerden bir tanesindeyse... Benim için hani şu dine mensup insan iyidir, şu dine mensup insan kötüdür gibi bir şey söyleyemeyiz. Az önce söylediğim sebepten dolayı yani. Ama o küçük tarikatlardan oldu mu o zaman zor yani. Neyse gene konuyu gereksiz uzattık. Dışarıdan inşaat sesleri gelmesi lazım. Geliyor mu? Kendime not düştüm gene. Bir de şu anda çok garip bir pozisyonda oturuyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi ev yine inşaat halinde. Boya yapıyoruz bu sefer. Kendimiz yapıyoruz tabi. Hanımın tüm sülalesi inşaatla ilgilendiği için öğreniyoruz neyin nasıl yapıldığını. Şu anda arka odada aslında hep bulunduğum odadayım ama masa falan yok. Her yer her yerde. O yüzden şu katlanabilir misafir yatağını yan çevirdim. Onun üstüne oturdum. Mikrofonu da masa yerine bir sandalyenin üstüne koydum. Şu anda o şekilde iki büklüm konuşmaya çalışıyorum. <laughs> her şey sizler için arkadaşlar. Bu geyikleri boş ver de esas konuşmak istediğim bir konu vardı. Onu bak üçüncü sıraya koymuşum. Neşet Ertaş'ın bir sözünü gördüm. Hatta şey demişler yani. İşte bunu söyleyen adam gibi adamdır. Sonra baktım gerçekten de söylemiş bunu. Ya aslında belki de gerçekten söylememiş de olabilir ama resmi yerlerden gördüm diyeyim. Hani böyle birisi uydurup yazmıştan ziyade. Şöyle diyor. Belediye konseri oluyor. Belediye konseri olduğu zaman konseri biletli mi yapalım diyor. O da hayır diyor. Çünkü ben diyor gençlerin cebindeki sigara parasına göz dikmem diyor. Hatta daha da ilginci cigara parasına diyor. O zamanlar elde cigara esrar demek değildi. Cık, dış evet yine zorunlu ara vermek gerekti. İnşaat sesinden kaçarak orta odaya geldim. Evin iç kısımlarına doğru ilerliyorum. Zaten daha fazla salon sesi duyacaksınız. Daha az dış ses duyacaksınız. İkisinin ortasındaki o dengeyi yakalamaya çalışıyorum artık ne yapalım. Evet Neşet Ertaş diyorduk. Tabii ki büyük ihtimalle iyi niyetle söylemiş o sözü. Yani ben gençlerin cebindeki cigara parasına göz dikmem diye. Bazı insanların her ne kadar iyi niyetli de olsalar bizden ne kadar farklı dünyalarda yaşadıklarını görebiliyoruz. Biz de istiyoruz bazı başka insanların dünyalarında yaşayabilmeyi ama olmuyor işte. Şimdi ben bu sözü gördüğüm zaman bu sözün mantıksızlığını direkt anlayabiliyorum. Çıkıp da şunu diyemiyorum maalesef yani. Vay be helal olsun ne kadar iyi niyetli bir insan. Evet iyi niyetli bir insan da şöyle dese ben çok daha fazla takdir ederdim. Hayır arkadaşlar. Sigara şirketlerine hele ki şimdi şu anda neredeyse komple yabancı firmalar. Hayır arkadaşlar. Sigara şirketlerine para kazandırmak yerine bana verin o parayı. Ben halk sanatçısıyım sonuçta en azından sigara şirketleri kazanmasın, siz de zehirlenmeyin ve bir de sanatçı para kazanmış olsun böylece başka yerlere muhtaç kalmasın. Tabii ki şu da ayrı bir soru işareti. Belediyenin düzenlediği konserde bilet kesilmesi ne demek? Böyle bir şey var mı gerçekten? Küçük şehirlerde falan mı var acaba? Çünkü şu an büyük şehirde yaşadığım için bana acayip komik geldi o söz. Yani belediyenin düzenlediği konserde bilet kesmek. Çünkü belediye konser düzenledi mi? Ne olur? Teoman gelir tabii. <laughs> bir Teoman gelir. Bir de denk gelirse Sertap Erener falan gelir. Böyle işte 8.30'da veya 9'da konser başlayacak denir. 8.30'da 9'da teyiften böyle müzik çalmaya başlarlar. İnsanlar böyle sabırsızlanır falan. Sonra yarım saat sonra bir sonucu çıkar. Sevgili İzmirliler. işte beklediğiniz an geldi. Milyonların sevgilisi Sayın Başkan Aziz Kocaoğlu. Yeah. Ondan su bir saat boyunca falan biz belediyemizde şunu yaptık, bunu yaptık. Şuraya palmiye diktik. Buraya raylı sistem getirdik. Şuraya Suriyeli dilenci yerleştirdik. Öteki tarafa orada bir ışıklar vardı. O ışıklara da milletin arabasının önünün camını silici yerleştirdik. Ha bilmiyorum şaka sanıyorsunuz ama ciddi ciddi onlar da yerleştirmiş olabilir. Çünkü Hani bizim gibi sadece sokakta yürüyen hani İzmir'i nasıl biliyorsun? Ben sokakta yürüdüğüm için biliyorum yani. Çok böyle araştırmıyorum veya ne bileyim danışmanlarım falan yok benim. Bizim gibi bir insan bile bu kişilerin varlığını biliyorsa bu adamların bilmemesine imkan vermiyorum. Bilmiyorlarsa neden bir şey yapmıyorlar? O da ayrı. Tabii gerçi kimse para vermese olay biter o ayrı mesele de. Evet sonuç olarak o çıkar, ondan sonra o işte propagandasını yapar yaptıktan sonra da işte Teoman çıkar. Genelde belediye konseri bizde böyle işler. Daha küçük şehirlerde farklı mıdır bilmiyorum. Bu da o yüzden garip gelmişti bana. İkincisi de tabi cigara demesi daha manidar olmuş. Ceplerindeki parayı keşke sigaraya harcayacaklarına sana verselerdi. Evet. Tabi büyük ihtimalle işte saygısızlık ettim falan diyenler olacak. Veya dalga geçiyorsun diyenler olacak. Çok umurumda değil. Bizim kendi seyircimiz bizi biliyor zaten. Ama gerçekten 2017 yılında ve İzmir'de buradan baktığın zaman garip geliyor yani. Şey gibi yani bizim böyle entel uyuşturucu söyleyin MDMA mesela. X. Şimdi ben gençlerimin cebindeki MDMA parasına göz dikmem. Zaten bunlar öğrenci insanlar. Doğru düzgün MDMA bulamıyorlar. Doğru düzgün Mitsubishi Ferrari bulamıyorlar. Doğru düzgün X var, hap var, cigara var, toz var, roj var bulamıyorlar. O yüzden ceplerindeki metilen dioksin, metanfetamin parasına göz dikmek istemiyorum. Diyen adam gibi adam Efe Aydal. İşte ben buyum. Gençler o parayla gidip ışıklı top alacak daha. Adam ışıklı top dedi ya. Yok pardon onu ben dedim. <laughs> adam saniyede 300 bin kilometre giden namlusuz mermisiz top dedi ya. Hayır işin ilginç yanı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi o Dilip Akreis büyük ihtimalle gazetede hiçbir şey olmamış gibi yazmaya devam edecek. Böyle yorumlar yapacak, ahkam kesecek falan. İnsanlar da okuyacaklar. Şimdi nasıl oluyor bu iş? Çok sevdiğiniz ki bana defalarca kere oldu. Çok sevdiğiniz bu adam gerçekten doğru yazıyor, düzgün konuşuyor. Her sözünün düzgün olduğunu düşün yani. Ondan sonra bu kadar saçma bir şey yazdı adam. Bir daha takip eder misiniz? Ben etmem. Ama bu adamlar ediyor. Neden bilmiyorum. Öncelikleri farklı herhalde. Onlar için bu kadar saçma gelmiyor. Onlar için bu kadar ızdırap verici gelmiyor herhalde. Dünyanın en zeki insanı. Sana bir şarkı okumak istiyorum Prince'den. The most zeki insan in the world diye. Could you be the most zeki insan in the world? Could you be he? Explain to see you're the reason. Pardon özür dilerim. Teoman gibi söylemem lazım. Explain to see you're the reason that God made zeki insan. Film köşesine geçeceğiz. Geçmeden önce dikkat ettiğim bir husus daha var. Sadece erkeklerde görmüyorum. Erkeklerde de görüyorum ama aynı zamanda bayanlarda da görüyorum. İlgi, görememek, ilgisiz olmak ve bu sebepten dolayı üzülmek, kafayı takmak. Kimse bana ilgi göstermiyor. Kimse beni sevmiyor. Doğru düzgün beni sevecek adam gibi birini bulamadım. Şeklinde tribe girmek. Arkadaşlar bu olay gerçekten sizde bitiyor. Belki hormonlardan dolayı, gençlikten dolayı veya tecrübesizlikten veya bilmemekten dolayı da olabilir. 20'li yaşlarda ben de aynı şekilde depresiftim. Şu an şunu fark ettim. Zaten şunu biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Yani bu iş bir runaway effect dedikleri. Yani sonucun tekrardan sebebe etki ettiği. Girdap gibi bir şey. İlgisizlik de öyle ama ilgi görmek de o şekilde biliyor musunuz? O da runaway effect. Yani bir şey oluyor depresif olasın geliyor. Depresif oldukça ters bir insan oluyorsun. Ters insan olunca insanlar da seni çekmiyorlar haliyle. Seni çekmedikleri için insanlardan nefret ediyorsun. Bu noktalardan ben geçtim, geçtiğimi hatırlıyorum yani. Ondan sonra hatta böyle bir iki kişiden ilgi görüyorsun falan. İstiyorsun ki mükemmel olsun her şey. Mükemmel olmayınca gene bir anda panik oluyorsun, aşırı sinirleniyorsun, belki aşırı reaksiyon gösteriyorsun vesaire. O insanların ilgisini de kaybediyorsun. Bu sefer ne oluyor? Olay perçinleniyor. Bak diyorsun gerçekten de doğruymuş. Hiç kimse beni sevmiyor. Allah kahretsin bu insanları falan. Çok ilginç. Şu an olduğum noktaya bakıyorum. İnsanların beni ne kadar sevdiği ve karşılığında da benim insanlara nasıl fedakarlık yaptığım ve insanları nasıl sevdiğim. Ve gerçekten hani insanlara iyilik yaparak mutlu oldum. Bu noktaya bakıyorum. Bir de o noktaya bakıyorum. Yani dibe vurduğum zamanlara. Gerçekten arkadaşlar sadece sizde olan bir şey değil. Birçok gençte olan bir şey bu. Uygulayamasanız bile en azından bilin arkadaşlar. Bu sizde bitiyor. Yani işte niye insanlar ilgi göstermiyor? Niye insanlar bu kadar kötü? Niye hep kötü insanlar buluyorum? Bunlara denk geliyorum vesaire. Önce arkadaşlar, önce kendinizi değiştireceksiniz. Bu sadece ilgi görmek veya sevgili bulmak veya arkadaş çevresi bulmak da bitmiyor. İş istiyorsun. Ben mesela ne istiyorum? İşte uzun metraj film çekmek, güzel filmler çekmek şu anda aslında iyi kötü çekebilirim. Gidip mesela yapımcı şirketi bu şirketlerin kapısında tek tek dolaşabilirim. Ama onun yerine ben kendimi iyileştirmeye çalışıyorum. Ve şimdiye kadar da çok daha faydalı bir yolda olduğumu fark ettim. Bana çok daha fazla getirisi oldu bunun. Aynısı sizin için geçerli arkadaşlar. Bu kısır döngüyü, bu runaway efektini, kaçış efektini, kaçış etkisi mi diyorlar? Onu kırmak sizin elinizde. Ben nasıl kırdım, ne ara kırdım bilmiyorum. Gene dönüp dolaşıp Aikido'ya geleceğiz ama sanırım dipten yukarıya çıkmama Aikido'ya başlamak ile olmuştu. O arada birkaç tane böyle arkadaş çevresi, kendi kafamda olan arkadaşlar. Çok çok iyi değildik. Çok mükemmel değildik ama en azından birlikte bir şey yaptım arkadaşlar. Derken birlikte videolar çekelim vesaire. Öyle böyle derken yavaş yavaş göz önüne geldik, tanındık. İnsanlar sevgi gösterdiler. İnsanlar sevgi gösterdikçe biz de insanlara daha fazla iyilikler yapmaya başladık. Ben şöyle de olabilirdim. Çok ters de olabilirdim. İnsanlara ters de davranabilirdim. Ama ne olurdu? Kendime yapardım. Bu gerçekten önemli arkadaşlar. Kendinizi değiştirmeniz lazım. İnan o kadar görüyorum ki yani. Bak erkeklerin içinde de var, kızların içinde de var. O kadar görüyorum ki net kendini değiştirsen olay çok çok değişecek yani. Hani diyoruz ya işte şöyle yerlerde sosyalleşebilirsin. Bunları hep konuştuk zaten. Tamam ama Kendini de değiştirmen lazım. Kendini değiştirmezsen istediğin kadar sosyalleşmeye git yani. Gene arkadaş edinemezsin. Gene sevgili ve en azından kafa dengi, mutlu olabileceğin bir ilişki elde edemezsin. Özellikle sürekli hayal kırıklığı ile sonuçlanan ilişkiler yaşıyorsan belki de hata sende. Belki de değil %90 hata sende diyeyim ben sana. Neden mi? Birlikte olduğun her erkek göt çıktı diyelim. Olabilir. Ama o zaman dönüp şuna soracaksın kendi. Ben belki de yanlış yerde arıyorum. Veya birlikte olduğun her kız sana kazık attı. Ozan diyeceksin ki ben yanlış yerde arıyorum. Kendiniz de bitiyor arkadaşlar. Kendinizi daha iyi noktaya getirin. Hangi noktaya diye soracak olursanız şu noktaya. Öyle bir yerde olmalısınız ki artık sevgilinizin olmaması çok fazla umurunuzda olmamalı. O noktaya geldiğin zaman Ozan bulacaksınız. O noktaya gelmeniz lazım. Bak benim yaptığım böyle bir şey var diyeceksin mesela. Ben şunu yapıyorum. Atıyorum sörfçüyüm. <laughs> şu sporla ilgileniyorum. Bunu yapıyorum. Şu sanatla ilgileniyorum. Halimden memnunum. Sevgilim yok. Olsa daha iyi olurdu belki. Ama bu da bana çok koymuyor. Bu noktaya geldiğiniz zaman sağlıklı ilişki bulabilirsiniz. Net söylüyorum bak. Eğer şu kafadaysanız. Ya Allah kahretsin neden sevgilim yok? Herkesin var. Hala bu kafadaysanız Hayatınızda bir boşluk var. Tamam. Bu boşluğu sevgiliyle doldurabileceğinizi sanıyorsunuz. O yüzden sevgili olayına fazla abanacaksınız, kendinizi fazla zorlayacaksınız. O yüzden de ya mutlu olmayacağınız biriyle birlikte olacaksınız ya birlikte olsanız bile, yani sizin kafa denginiz biriyle birlikte olsanız bile o boşluk olmaya devam edecek. O yüzden en ufak sorunda, en ufak sıkıntıda bu sefer de şu arabesk Moduna döneceksiniz. İşte sen olmazsan yaşayamam. Sen olmazsan öldürürüm kendimi. Ya benimsin ya kara toprağım. Bunu diyorsanız gene olmamış demektir. Bu kafadaysanız gene olmamış demektir. Öyle bir şey yok. Bunu unutacaksınız. Bunu söyleyen arkadaşlarımın hepsi ayrıldı. Şu kafada olacaksınız. Tamam olmazsa da olmaz. Anlaşamayız belki. Olmazsa da olmaz. Ayrılırsam da ölmem yani. Bu kafada olacaksınız. Bu noktaya gelebilmiş olacaksınız. Bu noktaya gelemediyseniz hayatınızda boşluk vardır. O hayatınızdaki boşluğu da sevgiyle dolduramazsınız. Bu kadar basit. Bunu bilmeniz lazım. Bunu bildiğiniz zaman olacak. O yüzden bir ton görüyoruz Twitter'da, Facebook'ta niye sevgilim yok falan diyen. Hem erkeklerden hem kızlardan. Veya işte erkekler şöyle kazık atıyor şerefsiz veya işte kadınlar kaşar. Bu kafadaysan olmayacak. Bu kafadan çıkmadığın sürece olmayacak abi. Bu kafadan çıkmadığın sürece olsa da olmayacak. <laughs> Bak olsa da olmayacak. Bu kafadan çıkacaksın. Poker arkadaşlar poker. Hep de bilmediğim bir oyundan örnek veriyorum ama. Ya bir kurallarını falan biliyorum canım. Kurallarını biliyorum. Gerçi onları da tam bilmiyorum ya. Poker. Yani senin eline ne geldiği önemli değil. Senin nasıl bir strateji uyguladığın önemli. Geçen hafta gemide filmiyle ilgili konuştuk. Bir seyircimiz yazdı. Tabii ki iki hafta önceden yüklüyorsan bir seyirci nasıl duyup da yazabilir diye soracak olabilirsiniz. Tabii ki en zenginlerden. Ana sponsorlardan. Bu arada öyle bir şey var arkadaşlar. Çoğu kişi bunu bilmiyor. Çünkü bir arkadaş sormuştu. Ondan sonra öyle de bir sistem getirdik yani. Ama çoğu kişi bunu bilmiyor. Yani Patreon'dan üye olmak yerine aylık olması yerine toptan sponsorluk yollayayım diyor arkadaş. Her ay her ay gitmesin diyor. Benim de işime geliyor. Sonuçta Patreon üzerinden olduğu zaman bir ton komisyon kesiliyor. Patreon'dan kesiliyor. Onun üzerinden Pioneer'e yolluyor. Pioneer'dan kesiliyor. Banka kesiyor. Hepsi kesiyor. Vergisidir, cartıdır, jurdudur Bu şekilde benim de işime geliyor. Bu arkadaşları da işte Erken Podcast diye bir mesaj grubumuz var. Yolladığı miktara göre o kadar hafta orada tutuyoruz. Yeri gelmişken bunu çünkü sanırım söylemedim değil mi böyle bir şey? Çünkü <laughs> arkadaşlarla konuşarak kartım yok nasıl yapabiliriz falan formül düşünelim falan derken böyle bir figür geldi aklımıza. Facebook'ta böyle bir mesaj grubu oluşturalım. Ki aslında onlar iki hafta önceden dinliyorlar diye bir kural yok yani. Aslında normalde onlar da bir hafta önceden dinleyecek. Ama ben çıktığı zaman çıkar çıkmaz yüklüyorum. Mesela sizler cuma normal podcastleri dinliyorsanız onlar da cumartesi dinliyorlar. Çünkü bir iki gün sarkıyor ya bunu hazırlamam. Beğenmeyip tekrardan yüklemem bazı öyle oluyor mesela. Hani az kişinin seyretmesi, dinlemesi benim için daha iyi. Tester oluyorlar. 10 kişi, 15 kişi dinleyince bazen gerçekten çünkü hata yapmış oluyorum. O hatayı da fark ediyorum veya arkadaşlar fark ediyor. Sonra tekrardan silip hatayı düzeltip bir daha yüklüyoruz falan. Hani o bir haftalık boşluğun amacı o. Daha çok kişiye yüklediğimiz zaman mümkün olduğu kadar işte hatasız olsun istiyoruz. Her neyse bu seyircilerimden bir tanesi böyle mesaj atmış. Gemide filmiyle ilgili konuşuyor. Ben daha önceden de duymuştum. Laleli'de bir Azize filmi bu filmle bağlantılı diye. Ama nasıl bağlantılı olduğunu bilmiyordum. Şöyle ki gemide filminde ki o dört kişi işte üç tane mafya gibi adam bir tane de yanlarında Rus olduğunu düşündüğümüz kadın. Bu dördünün başına gelenleri anlatıyormuş. En azından mesajdan anladığım kadarıyla buymuş. Kısacası Gemide filminin Rogue One'ı. Hangisi daha sonra çıktı bilmiyorum ama gene de Gemide filmiyle ilgili sorduğumuz ve merak ettiğimiz cevap aradığımız sorulara belki de açıklama getirir. Mesela kadın neden tecavüze uğrarken gülüyordu. Seyretmedim ama seyretmeden filmde neler olabilir onu tahmin etmeye çalışacağım. Nasıl olabilir? Kadın nemfomanyaktır. Ama böyle çok aşırı baskıcı, böyle hır, Hristiyan kilisede falan büyütürler ya. Öyle aşırı baskıcı bir aileden geliyor. Öyle olunca da ama aynı zamanda nemfomanyak Öyle olunca da çıldırıyor böyle. Nenfomanyak olduğu için Türkiye'ye geldikten sonra hayat kadınlığına başlıyor. Şimdi bir dakika dur mantıksız diyeceksiniz ama ben mantığa bağlayacağım. Hayat kadınlığına başlıyor. Hayat kadınlığına başladıktan sonra da buna diyorlar ki sen bu işi çok iyi yapıyorsun. İşte o üç mafyayla tanışıyor. Sen bu işi çok iyi yapıyorsun diyorlar. Senin diyorlar bir böyle zengin Arap şeyhine vereceğiz. Ama diyorlar Arap şeyhi bakire istiyor. Diyorlar ve doktora götürüyorlar. Doktora götürüp işte bekaret ameliyatı yaptırıyorlar. He, şimdi taşlar yerine oturdu değil mi? Ondan sonra da o doktordan çıkartıyorlar. Tam zengin Arap şeyhine götürürken o esnada işte kafalarına darbe yiyorlar ve o kızı kaçırılıyor. O yüzden kız tecavüze uğrarken hiç itiraz etmiyor. Hatta bazen gülüyor falan böyle. Hani nasılsa çok tecrübeli. Artı zaten hastalık var yani nefomanyak. Olay bu şekilde gelişiyor. Nasıl bildin mi? <laughs> Tahmin edebildim değil mi konuyu? Aynen böyle değil mi konu? Ben diyorum size ya. Ben güzel sallarım. Bak bence birebir aynen böyle çıkacak konu bak seyredersek. Tabi bir de Rogue One olduğu için öteki franchise'larla da Bağlantı olması lazım. O yüzden sonlara doğru şeyi görüyorsun. Kaptanı görüyorsun temeli Erkancan'ı. Böyle bir odada tek başına. Ondan sonra böyle bir kapı aşağıdan yukarı doğru açılıyor. Tşşş diye kapı açılınca içeriye dumanlar falan giriyor böyle. Yavaş yavaş müzik çalmaya başlıyor. Açılırken böyle bir bakıyorsun. Mahallenin muhtarlarındaki muhtar amca tutuyor boğazını sıkıyor. işte o kadını kaçırdı diye yani. Boğazını sıkıyor. Be careful not to choke on your aspirations, Captain. Filmde direktör diyordu ama bu adam kaptan ya. Diyor ve tabii ki filmin en sonunda bütün gemici temelin gemisindeki bütün mürettebat mahallenin muhtarlarındaki muhtar amcaya saldırıyor. Çünkü o şeye giriyor yani. Gemiye giriyor. Gemiden artık şeyi alacak. Temeli alacak yani alıp mahalleye geri götürecek. Tekrar aynı müzik çalmaya başlıyor. Din, 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 din. Hepsini teker teker indiriyor böyle mürettebatın. En sonunda da temelde force çok yapıyor. Bayıltıp alıyor. Mahalleye götürüyor ve mahallenin muhtarlığının başlangıcı da böyle. Ulan o da olmadı ki. Çünkü onda da adam Karadeniz şivesiyle konuşmuyor. Evet. O zaman şöyle oluyor. Aynen Rogue One'daki gibi geminin bütün mürettebatı muhtar amca ile ilgilenirken Temel koşuyor geminin kenarına doğru oradan aşağıya atlıyor. Bir yere kadar yüzmeye çalışıyor ama yüzemiyor. Tam boğulacakken kendinden geçiyor, bayılıyor gidiyor. Tam boğulacakken, ölecekken Karadeniz teknesi alıyor, bunu Karadeniz'e götürüyor. Yük teknesiymiş. Orada işte Temel ismini koyuyorlar buna. Ve Karadenizlilerin arasında hafızasında tabii kaybettiği için Karadenizlilerin arasında şivesi de değişiyor. Peki o zaman mahalleye nasıl geliyor ya? Tamam. Muhtar amca kızı Fadime'yi bilerek temelin üzerine yolluyor. Kendi kendisine aşık ettirtiyor. Ettirttikten sonra da İstanbul'a geri döndürüyor. Mesela hiç merak ettiniz mi? Neden mahallenin muhtarlarındaki muhtar? Onun neden Karadeniz şivesi yok ama kızının var. Neden? Hadi söyle. İşte bu sebepten dolayı. Çünkü temelin gönlünü alabilmek için, aklını alabilmek için Karadeniz şivesi öğreniyor. Aslında kızı bile değil yani o. Evet şimdi taşlar yerine oturdu işte. Evet sonunda ilk filmimize gireceğiz. İlk filmimiz o New York'ta 5 minare. Neden böyle alakasız bir filmi seyrettim diye merak ediyor olabilirsiniz. Ama düşünecek olursanız arkadaşlar hepimiz bu filmin varlığından haberdarız. O zamanlar işte bu film muhteşem. Türkler yapmış abi. Niye kıskanıyorsunuz falan diyorlardı. Şimdi gene Aynı kişiler küfrediyorlar filme. Hazır herkes küfrediyorken seyretmek eskisi kadar ızdırap vermez. Çünkü şunu fark ettim. Bir filmi seyrettiğim zaman, özellikle yerli bir filmi seyrettiğim zaman ne bana esas ızdırap veriyor biliyor musun? Filmin kötü olması değil. O filme insanların iyi demesi. Bu beni üzüyor. Mesela bu film seyrettikten sonra bu filme ok gibi film diyebilir miyiz? Ok gibi film kategorisine koyabilir miyiz? Bilmiyorum. Ben filmi anlatayım kararı hep birlikte verelim. Mesela en ok gibi film kategorisine yakışan, yaraşan şu konuştuklarımızın içinde. Polis Akademisi Alaturka'ydı. Ama açıkçası seyrederken o kadar ızdırap çekmedim. Neden? Çünkü zaten sevilmeyen bir film. Zaten hani öldü artık vurmayın diyebileceğimiz IMDB'de yerlerde sürünen bir film olduğu için hani dalga geçer gibi biraz da seyrettim. Biraz da iyi yanlarını görmeye çalıştım ama maalesef göremedim. <laughs> Şu anda o var yani. Ok gibi filme en yakışan. Ama en acı çektiğim film Türklerin içinde daha filmi, daha iki filmiydi. Neden? Tabii ki birincisi birçok insanın diğer filmlerle kıyasladığı için abi çok güzel film ya demesi. İkincisi IMDb'de 9.8 puan alması. Ciddi misiniz abi? Üçüncüsü ha tabii böyle top 1000 Walters var. Yani en aktif olan 1000 kullanıcı en güvenilir 1000 kullanıcı Onların puanlarına göre 5.5 Harbiden de demek ki güvenilmiş adamlar Bir bundan dolayı ikincisi de Kendisini aşırı ciddiye almasından dolayı Ben önemli bir filmim Ben mesaj veriyorum Ben çok kaliteli bir filmim Bu sebepten dolayı Evet gelelim New York'ta 5 minareye Bu filmi neden seyrettim 4 tane çünkü film Seyretme hakkımız var yani Bunlardan bir tanesi neden bu filme harcadım e, Arkadaşlar merak ettiğim için çünkü fragmanı gördüğüm zaman Hollywood filmine benziyordu. Ama Mahsun tarafından çekilmiş Hollywood filmine benziyordu. Ve daha sonra tabii Fethullah Hoca Efendi FETÖ olunca bu sefer de gene tepki topladığı için gündeme geldi. Ve bu film acaba nasıl diye merak ettim. Üzerinde bu kadar konuştukları film. Görüntü yönetmenine baktım. Görüntü yönetmeni tabii ki Amerikalı. Bu neden önemli az sonra anlayacaksınız. Yorumlarda gene de yazan olmuş ama daha önce daha çok söyleniyordu bu. Yani işte kıskanmayın, Türkler bir şey çekmiş. Niye laf ediyorsunuz ki? Sonunda Türkler de böyle bir film çekmiş. Türkler böyle bir film çektiği için kıskanmayın. Daya işte bazı hatalarını falan söylendiği zaman ya arkadaşlar, Türkler bir film çekmiş. Buna niye bu kadar laf ediyorsunuz ki vesaire? Şimdi şunu sormak istiyorum. Ciddi ciddi bu filmi seyrettin. Seyrettikten sonra bu filmi Türkler çekmiş diyebilir misin? gerçekten Türkün çektiği bir filme mi benziyor? Gerçi ırkçılık yapmayacağım da çeken adam Kürt, o ayrı mesele de. Benim için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunca herkes Türkler çekmiş kategorisine girilebilir, girebilir. O yüzden o kafada değilim ama gerçekten Türkler çekmiş gibi mi duruyor? Abicim film resmen Türkçe pek bilmeyen, Türkiye'yi de pek bilmeyen ama fazla da para istemeyen ikinci sınıf Hollywood yönetmeni tarafından çekilmiş gibi duruyor. Bu şu mu demek? Film çok kötü mü demek? Hayır. Şöyle söyleyeyim. Tam olarak mesela Kanal D gibi kanallarda gece 12'den sonra film koyarlar ya. Mesela en son şeyi koydular. Vehicle 19 diye bir film koydular. Onu gördüm. Şeyin. Paul Walker'ın filmi olduğu için aşağıda Türkçe ismini yazmışlar. Hızlı ve Korkusuz diye. Hani Paul Walker oynuyor ya. Hızlı ve Öfkeli'deki. Ama filmi seyrettikten sonra Ha bir de şeyin içinde. Arabanın içinde adam. Araba yarışçısı falan olması da olsun arabanın içinde yani. Filmi seyrettikten sonra yavaş ve öfkeli deseyiniz daha doğru olurdu dedim. Aslında keşke kafa birisi öyle bir isim koysaymış ya köşeye. Yavaş ve öfkeli diye. Harbiden öyle bir filmdi çünkü. New York'ta 5 minarede o kalitede bir film. Bir. İkincisi Türkler kendi aralarında konuşurken zaten yabancılara girmiyorum. Çünkü yabancılar konuşurken Türkçe dublaj. Onlar konuşurken Türkçe dublajlı. İşte Danny Glover. Öteki adam TV miydi? O adam mesela. Bunlar konuşurken ve diğer işte Amerikalılar İngilizce konuşurken Türkçe dublajlı. Hem de gene bildiğiniz televizyon TV dublajı yani. O zaten öyle ama Türkler de kendi aralarında konuşurlarken sanki Amerikan filmiymiş de gene dublaj yapılmış gibi. Her yabancıların dublajını anlarım. Alta yazı yazmak istemiyorlar büyük ihtimalle. <laughs> Çünkü ya yani ben tabii öyle bir film çeksem ben alt yazı koyarım. Ama bu adamlar hitap ettikleri kesimin çoğunluğunun okuma yazma bilmediğini düşündükleri için dublaj koymuşlar. O neyse onu geçtik zaten. Diyorum ya Türklerde de sanki dublajlı gibi. Yani onlar da sanki kendi aralarında İngilizce konuşuyormuş da sonradan dublaj yapmışlar gibi. O kadar bariz ki Amerikalı'ya çektirmişler. Adında mahsum filmi koymuşlar. En üzüldüğüm nokta Mahsun filmleriyle ilgili şu. Bariz bir şekilde para verip Amerikalılara çektiriyor abi adam. Çünkü Mahsun Türkiye'yi o kadar bilmemesine imkan yok yani. <laughs> Türkiye'yi, Türkçe konuşmaları. İkincisi de sürekli duygu sömürüsü filmleri çekiyor ve maalesef duygu sömürüsü filmleri çekince de millet de beğeniyor yani. Şu üzmüyor mu sizi arkadaşlar? Yani biri çıkıyor. Sadece bu adam da değil. Bunu yapan bir sürü kişi var. Biri çıkıyor diyor ki benim diyor orijinal bir konum yok. Ne yapayım? Bana ödül versinler diye bir özürlü veya sakat veya azınlıkta olan bir kişinin dramını yapayım. Bunun üzerinden yürüyeyim. Ondan sonra gelsin ödüller. Bu da gene öyle. Bu film de öyle. Hani kafanıza mesaj çakmaya çalışan, sonlara doğru acıklı olmaya çalışan bakın ben acıklıyım bak acıklı müzik de çalıyor. Üzülseniz alan diyen ve büyük ihtimalle de o dönemlerde seyretseydim bana ızdırap verecek olan, beni üzecek olan ama şu anda nasılsa herkes nefret ediyor diye çok da üzülmediğim bir film. Filmin kalitesi nasıl? İnsanların söylediği gibi o kadar boktan değil. Mesela aksiyon sahneleri var. Bence kötü değildi. Ama diyorum ya yani 5 milyon dolara çekilmiş film. Şimdi elinde 5 milyon dolar olan ve ikinci sınıf bir Amerikan görüntü yönetmeninin çektiği film için bence normal. Mesela <laughs> gene oraya getireceğim de daha ikiden daha iyiydi yani. Öyle öyle ama yani. Çünkü neden practical effects? Yani gerçek efektler. Bazı yerlerde gerçek veya gerçekçi patlamalar. Bazı yerlerde o squib denilen yani işte ateş ediyorsun adamın göğsü açılıyor falan ya. Aslında bunların standart olması lazım. Bunları herkesin bilmesi lazım. Ama birçok kişi bilmiyor. Bir de şöyle bir şey var biliyor musunuz arkadaşlar? PG-13 film olduğu zaman mümkün olduğu kadar kan göstermemeye çalışıyorlar. Şuna dikkat ettiniz mi hiç? Marvel filmlerinde. Marvel filmlerinde aslında gene silahla falan vurulan insan çok olur. Ama böyle vurulduğu zaman o squib yani o göğsün açılıp böyle kan çıkması falan onlar gözükmüyor. Ben de şeyde fark ettim. Bazı filmlerin R-rated ve normal versiyonları var. Sanırım Batman vs. Superman'in o şekilde. Bir tanesinde kan sahneleri gözüküyor. Öbüründe ise sadece vurulduğunu görüyorsun. Adam düşüyor yani. Her neyse en azından bir iki tane böyle uğraşılan aksiyon sahneleri var. New York'ta 5 minarede. Sonra mesela çekimler gene Hollywood filmi gibi. Ama sıkıntı da o yani. Hollywood filmi seyrediyorsun. Türk filmi seyretmiyorsun abi. Yani onu sorayım size. İyi film çekmek veya Türklerin gelişmesi, gelişmiş olmak Hollywood filmi çekmekten mi geçer? Mümkün olduğu kadar Hollywood'a benzeyelim. Bundan mı geçer? Hayır. Bence kesinlikle hayır. Bence tartışma konusu bile değil ama işte insanlar tartışıyor yani. İlk girişte işte araba patlama sahnesinden sonra polisler falan geliyor. O sahne çok çok baya kötüydü. Yani glidecam titriyor. Konuşmalar, diyaloglar rezalet. Hani Türkçe bilmeyen birisi Amerikalı yazmış Türkçe'ye çevrilmiş gibi böyle. Hala da o ihtimalin üzerinde ben duruyorum da. <laughs> Dedim ki abi ooo rezalet bir filme geldik. Ama ondan sonra kalite olarak toparladı. Dediğim gibi yani açıkça konuşayım. Eğer yabancı bir film olsaydı, Amerikalı bir film olsaydı çok umurumda olmazdı. Buraya taşımazdım bile yani. Diyorum ya Kanal D'de gece 12'den sonra yer doldursun diye koyulacak türden bir film. Ne kalitesiz ne aşırı kaliteli. Tabii ki her ne kadar Hollywood özentisi olsak da Türklüğümüzü gösteriyoruz ve müziğin sürekli ön plana çıkması, uyumsuz müzik bunlar. İkincisi bir sürü kaliteli oyuncu, bir sürü pahalı oyuncu bulmuşlar, getirmişler. Ama demek ki neymiş? Doğru düzgün diyalog olmayınca olmuyor. Aşırı yapmacık ki bence oyunculardan kaynaklanmıyor. diyalogtan kaynaklanıyor. Ve az önce de söylediğim gibi sanki İngilizce yazmışlar da Türkçe'ye çevirmişler metini. Bu sebepten kaynaklanıyor. Ve tabii ki gene böyle içimi cız ettiren oradaki işte görevlinin, Amerikalı görevlinin sürekli açık açık Müslümanlara düşmanlık yapması. Gerçekten mi? Böyle pis Müslümanlar. Sizden her şey beklenir. Namaz kılanları yanına gidip sizler teröristsiniz falan demesi. Ciddi misin gerçekten mi abi? Hayır herhangi bir herhangi bir vatandaş olsa hani kafasında kovboy şapkasıyla gezen redneck bir vatandaş olsa tamam diyeceğim ama üst düzey görevli yetkili böyle mi diyor gerçekten mi? Evet. Tabi benim mesela kısa film fikirlerimden bir tanesi buydu. O kadar çok arkadaşlar insan şuna üzülüyor. O kadar çok fikir geliyor ki ama şunu diyorsun ya diyorsun buna harcadığın zamana maalesef değmez. Hani eskiden Kılıç Yumur'un falan veya Key Peel'in bunların en böyle şey olduğu zamanlarda, zirvede olduğu zamanlarda sürekli böyle çok çok da önemli olmayan konulara bayağı uğraşarak skeçler çekiyorlardı ya ve güzel de oluyordu. Öyle bir ekip olsa yani gerçekten amacım böyle olacak o kadar gibi skeç çekmek olsa ve öyle bir ekip toplasam aslında rahat rahat her hafta falan çıkar yani bir konu. Bir haftaya bunu yapmak isterdim yani. Ama bizim için gerçekten çok emek lazım. Neyi isterdim? Şunu. New York'ta 5 minare 2. Veya <laughs> New York'ta 6 minare mi? Yok. New York'ta 5 minare 2. Herkes Hacı Gümüş öldü derken Hacı Gümüş de işte şey Fethullah Gülen'i temsil ediyor filmde. Yani filmi seyretmeyen varsa. Herkes Hacı Gümüş öldü diye üzülürken çünkü işte New York'ta 5 minarenin filminin sonunda aslında işte Hacı Gümüş'e yani Mettullah Mülen'e iftira atıldığı, o adamın aslında katil olmadığı, o adamın aslında işte İslami terör örgütü kurucusu olmadığı biliyorsunuz hatırlıyor musunuz o zamanlar dinler arası diyalog vardı. Bunları anlatmaya çalışıyordum. Dinci Hristiyanlar bile gelip şey diyordu. Ya diyordu ben Fethullah Gülen'i gördüm. Çok iyi bir insana benziyor kendisi. Anlatamıyorsun ki işte. Şu söylediğim olaydan belki 10 sene geçti. Do yani 8-9 sene rahat geçmiştir yani. Her neyse. Hacı Gümüş New York'ta 5 milyarın sonunda ölüyor. Spoiler veriyorum. Seyretmeyin çünkü. Niye seyredeceksin ki seyretme. İkinci filmde şöyle başlıyor. Aslında Hacı Gümüş kötü adammış. İyi adam da Hacı Reis'miş. Hacı Gümüş gerçekten aslında katilmiş. Ve gerçekten terör örgütü faaliyetleri içindeymiş. Ve siz onu öldü sanıyorsunuz ama o aslında ölmüyor. Ölmüyor ve Mahsun Kırmızıgül'ü kandırıyor. Meğer kandırılmış. Yani Mahsun Kırmızıgül'ün hiçbir suçu yok. Tamam mı? O kandırılmış. Kantinci askerlere emir zoruyla oraya çıkartıp... ...adamlar ne olduğunu bilmeden bile... ...darbinin içinde oldukları için şu anda hapisteler. Ama Fethullah... Şey pardon. Mettullah Mülen'i yıkama yağlama filmi çeken adamlar... ...yıkama yağlama filmi çeken adamlar... ...onun için... İşte olimpiyat konuşma Türkçe konuşma olimpiyatları düzenleyenler orada gene yıkama yağlama yapan insanlar biz kandırıldık abi deyip işin içinden sıyrılabiliyor. Millet buna kızabilir ama askerde o erlerin arasında o erlerden bir tanesi de siz olabilirdiniz. O erlerin sonu ne oldu bilmiyorum. Söylediklerine göre darbeden haberleri yokmuş. Bence gayet imkanlı bir şey. Sonra onlara ne olacak kimse bilmiyor ama öteki tarafta ne yaptığını çok çok iyi farkında olan, bu adamın kim olduğunu çok çok iyi bilen, kandırılmışmışız. Nasıl bilmezsin abicim sen? Nasıl bilmezsin lan? İçinizde bir tane delikanlı yokmuş ha. Bir tane delikanlı yokmuş. Herkes çıktı biz kandırılmışız. Biz salığız. Biz malız. Millet bas bas bağırıyordu. Bu adamların örgütlenmesiyle ilgili, bu adamların sorular çalarak devlete memur yerleştirmesini bas bas bağırıyordu. Orduya insan yerleştirmesini, çalıntı sorularla bağırıyordu. Yani gizli saklı yapmıyorlardı bunları. Bir sürü video görüyorduk. Veya bunu söylüyorlardı. Hiç mi araştırmadınız? Hadi diyelim ki hiçbirinize denk gelmedi. Hiç mi araştırmadınız yani? Sürekli insanlar söyleyip duruyordu çünkü bunu. AB evlerine götürüyorlar. AB evlerinde işte çalıştırdıkları soruların aynıları sınavda çıkıyor. Hiç mi merak etmeniz? Aga bu ne iş diye. Veya bazı sınavlarda millet videoya almış yani. Gözetmen cevapları söylüyor teker teker. Bu arkadaşlar kandırılmış ama. Her neyse filmde öyle işte. Mustafa Sandal'ı kandırıyor. O da polislerden bir tanesiydi. Sonra işte Türkiye'deki bir sürü vatandaşı daha kandırıyor ve tam böyle işte darbe planları falan yapıyor Hacı Gümüş ama Hacı Reis ona karşı koyuyor. Da böyle tam gene o sonradan Türkçeye çevrilen Amerikan tarzı konuşmayla <laughs> görünüşe göre artık darbe yapmamın zamanı geldi derken gökyüzünden böyle takla ata ata bir şey geliyor böyle. Sonra güm diye yere iniyor. Yere inince her taraf böyle şey oluyor ya, krater indiği zaman açılır ya böyle dalga şeklinde dalga dalga. O şekilde açılıyor. Toz toprak her yer ve krater oluşuyor. Hacı Reis inmiş. Hayır diyor. Devletin iradesinin kılına bile dokunamazsın diyor. Ve Ondan sonra çok yüksek bir yerde Aynen böyle şey gibi X-Men Origins Wolverine filmindeki gibi Yüksek böyle ince köprü gibi bir yerde Kapışıyorlar Sonunu anlatmayacağım Sırada haftanın yeni filmi var Şu an bir de artık sürekli uzak doğu Filmleri de seyrediyorum ya Gerçekten orası da bir maden Onu fark ettim Aslında şansları zorlayıp 5 film Çıkartmak bence lazım Bir sonraki hafta için 5 film olmasına çalışacağım. Böylece mesela mutlaka bir tane yerli veya ok gibi film. Bir tane uzak doğu, bir tane ekstrem. Bir tane klasik, bir tane de yeni şeklinde mesela bir beşli yapabiliriz. O zaman güzel olur. Ama nasıl oluyorsa mesela bu hafta da onu düşünmüştüm ama. Beş tane gün çıkmıyor ya. Yani. Mutlaka bir şeyler oluyor arkadaşlar. <laughs> o yüzden gene de söz vermeyeyim ama. Mümkün ise ona uğraşacağım. Sıradaki filmimiz belki görmüşsünüzdür. Daha doğrusu duymuşsunuzdur. The Void diye bir korku filmi. Bu film çıktığı zaman bayağı met etmişlerdi. Çünkü işte eski böyle 80'lerin bu practical effects dedikleri yani gerçek makyaj prostetik kullanılarak yapılan korku filmleri gibi bir film olduğu için. Hatta işte John Carpenter'ın çektiği filmlere benziyor. Veya işte John Carpenter'ın çekmemiş olduğu en güzel John Carpenter filmi gibi böyle tekerleme gibi sözler işte e, the thing'i andırıyor gibi birçok övgü dolu sözle anılan bir film olduğu için ben de tabii ki heves ettim. Maalesef böyle olunca arkadaşlar biliyorsunuz beklentiniz aşırı yükseliyor. <laughs> Sadece beklentinin çok yüksek olmasıyla ilgili değil bu film yani fragmana baktığınız zaman bile merak ediyorsunuz. Lan seyredeyim falan. Bir de böyle Film eleştirmenleri ağız birliği yapmış gibi güzel film deyince bakasınız geliyor. Ama maalesef arkadaşlar sıkıcı, bayağı sıkıcı yani uyuklayarak seyrettiğim bir film oldu. Olay ne? Şöyle düşünün. The Thing'i seyretmişsinizdir. The Thing gibi böyle oradan buradan kollar çıkan, onda da öyleydi ya ahtapot kolları falan çıkıyordu böyle. Ölen adamların sınırından sonundan. O şekilde güzel prostetik sahneleri olan ama... Bu sahneler filmin içinde çok az kalan. İlk etapta ışık, renk seçimi o kadar kötü ki şey sandım. Hani böyle gençler bir araya gelmiş. Ciddi ciddi öyle bir izlenim veriyor ilk etapta. Bir hastane sahnesi var. Uzun bir süre neredeyse filmin yarısı hastanenin koridorlarında geçiyor. Ya ışık yeşil ya duvarlar yeşil ya ikisi birden yeşil. Kusmuk rengi gibi bir renk var. Ve dümdüz renkte duvarlar. Ve duvarlar şeyler kadar parlak. Ee, oyuncuların kendisi kadar parlak. Yani yapılmaması gereken her şeyi yapmışlar. Öyle olunca da ciddi ciddi acaba amatörler bir araya gelip mi çekmiş falan dedim. Bir. İkincisi de şunu düşündüm. Acaba DSLR'larla mı çekmişler? Hala daha da düşünüyorum yani. Belki de DSLR'la çektiler. Ya da ışık çok kötüydü. İkisinden biri. Ama filmin ortalarından sonra işte Bodrum katında bazı yerler keşfediyorlar vesaire. Oralarda Zaten belli yani çok güzel bir terk edilmiş Ev bulmuşlar Oranın üzerine bence abi çok güzel bir mekan bulduk Bunun üstüne film çekelim demişler Gibi geliyor Gerçi set olma ihtimali de yüksek Mesela Dead Göl'de de terk edilmiş Bir akıl hastanesi gibi bir şey vardı galiba Evet akıl hastanesiydi Orada mesela ciddi ciddi Terk edilmiş bir mekan yani Burada o kadar geniş açı alınmadığı için Bir de sürekli karanlık olduğu için Şey olma ihtimali de var Set olma İhtimalde mevcut Filmin konusu pek yok <laughs> Bir şerif devriye gezerken Yolda işte bir şeyden kaçan Bir adam buluyor Bunu olayın öncesinde gösteriyorlar İşte iki kişi kaçmaya Çalışırken bir tanesini e, Silahlı adamlar yakalıyor Ondan sonra da yakıyorlar Tabi neden yaktıkları belli değil Tahmin etmişsinizdir gerçi de <laughs> Neden olabilir yani Gene de söylemeyeceğim spoiler olmasın Diğeri de kaçıyor işte. Ondan sonra da bu adamı Şerif buluyor. İyileştirmek için hastaneye götürüyor. Sonra hastanenin etrafında böyle tarikatçı böyle aynen Ku Klux Klan kıyafetine benzeyen ama yüz kısmında gözler yok. Onun yerine bir üçgen var. Artık Illuminati üçgeni mi ne üçgeni bilmiyorum. üçgen şeklinde bir boyayla boyamışlar yani. Hani kıyafetler beyaz. O üçgen siyah. Gerçekten işte neler olduğunu falan keşfetmeye çalışıyorsun ama sonunda da bir bok çıkmıyor. Kısacası arkadaşlar bu filmi seveceğinizi sanmıyorum. O zaman neden buraya getirdim? Çok basit. Ünlü bir film olduğu için fragmanına veya işte eleştirmenlere aldanıp da bu filme vaktinizi harcamayın. Ben kesinlikle sıkılacağınızı düşünüyorum. Ama tabii gene size kalmış. Belki şunu da diyorsundur. Ben öyle filmden sıkılan bir adam değilim. Efe sen çok sıkılıyorsun. Gerçekten ama ben sıkılan bir adamım. Ciddi ciddi ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Film 1 saat 30 dakika. 1 saat 10 dakika geçti. Tamam mı? Son 20 dakika ya. 20 dakika ne ki yani? Katsan bitirirsin. Ben dedim ki ya boş ver. Kapatayım stoplayayım. O kadar sonunu merak etmiyorum yani filmin. Filmin o kadar sonunu merak etmiyorum abi. Ne çıkacak hiç umurumda değil. Sırf burada işte podcast yapıyoruz diye zorlayarak devam ettim. Ve o 20 dakikayı yoksa kendim için seyretmiş olsam Son 20 dakikada kapatırdım yani. Bana ne ya ne çıkarsa çıksın sonunda diye. Evet. EF'de bir puan vermedik. New York'ta 5 minareye kaç verelim? New York'ta 5 minareye 5.5 veriyorum. Bayağı bol minot. O da film genel olarak kötü olmadığı için ama oyunculuk, dublaj, metin. Oyunculuk da aslında kötü değil de işte metinden kaynaklanıyor. Bunlar çok kötü olduğu için 5.5 buçuk. Fazla bile aslında 5 bile yeridir yani. The Void bu filme 6, 6 veriyorum. Her ne kadar sıkıcı olsa da güzel bazı şeyleri olduğu için e, efektleri olduğu zamanlar en azından. Güzel efektleri olduğu için 6 veriyorum. Şimdi geldik 3. filme. Zatoichi ama ilk 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 versiyonu. Zatoichi Monogatari. Demek ki Monogatari hikayesi demekmiş. Çünkü The Tale of Zatoichi diye çevirmişler. Spirited Away diye bir anime vardı. Animeciler bilir. Onun da orijinali Sen to Chihiro Monogatari idi. Demek ki Sen ve Chihiro'nun hikayesi. Amerikalılar beğenmemiş herhalde. Spirited Away diye çevirmişler. İngilizceden düşündüğün zaman gerçekten garip oluyor ya. Japonca. Çünkü to mesela hani tu diye düşünüyor insan. Sen to Chihiro dediğin zaman hani senden Chihiro'ya gidiyormuş gibi. <laughs> düşünüyor insan. <laughs> evet. Orijinal Zatoichi filmlerini seyretmeye neden karar verdim? İnternette bir video denk geldi Zatoichi kılıç dövüşleri diye. Ve gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle çok hızlı bir şekilde birkaç kişiyi kesiyor. Onlar daha düşmeden önce kılıcı kılına sokuyor falan. Adam gerçekten reis. Ben hep şunu düşünüyordum. 2003 versiyonu olan yani Takeshi Kitano'nun Zatoichi'sini seyrettikten sonra eskilerde o kadar iyi değildir diye düşünüyordum. Çünkü yani sonuçta fazla imkan olmadan çekilmiş. Yenilerde bak işte bir sürü efektler, CGI şu bu, sinematografi var. Ama tekrardan geri dönüp yani o eski filmlerdeki kılıç dövüşlerini seyrettikten sonra tekrardan yeni Zato için'in ve ben o filmi çok beğenmiştim 2003 versiyonunu. Şimdi tekrar seyrettiğim zaman daha doğrusu açtım yeni filmin kılıç dövüşlerine baktım. İnanılmaz çok CGI var. CGI kan daha önce demiştim ilk orada görmüştük. Bu arada podcast ambulansımız geçiyor. Normal şifalar ama sadece o da değil. Kılıcın kendisi bile CGI çoğu yerde ve maalesef kötü bir CGI. Yani şu X-Men Origins Wolverine kadar kötü, hatta belki daha kötü yani. Maalesef bunlar da battı. O yüzden birkaç tane orijinal Zatoichi filmi seyredeceğim. Bir tanesi buydu tabii ki ilk film olduğu için. Gene herkesin muhteşem dediği ama ve lakin hayal ettiğim, umduğum aksiyonu bulamadım. Sanıyorum o sırada yani siyah beyaz Japon filmleri çekildiği dönemde çok aşırı bir aksiyon veya koreografi yok. Ama aksiyon benim için çok önemli değil. Benim için işin drama kısmı, işin işte samuray köylerini göreyim, orada hayat nasılmış onu öğreneyim, bir de güzel bir drama seyredeyim diyorsanız kaliteli bir film. Ünlü olmasının sebebi de büyük ihtimalle o. Konu Zatoichi bilen bilir. Kör bir kılıç ustası. Hiç öyle olayın gizemi yok ama. Çünkü direkt adam giriyor. Girince hemen onu tanıyan bir derebeyi var orada. O hemen çıkıp şey yapıyor yani. Bu Zatoichi diyor. Kördür ama kılıç olarak çok çok iyidir diyor. Yani direkt bunu söylüyor. Şöyle bir şey demişlerdi. Televizyon serisi varmış. Belki de televizyon serisi sinemalarından öncedir. Öyle olduğu için hani Zatoichi zaten herkes biliyordur. O yüzden ayak yapmaya gerek yok diye düşünmüş olabilirler. Zatoichi Aynı zamanda bir masör olduğu için bu Derebeyi kendisini çok seviyor. Önceden zaten tanışıyorlar. Köyümden geçersen uğra demişler buna. O da uğramış. Tam o esnada bu şeyler e, Derebeyi falan, bunlar mafya bildiğim mafya yani yakuza yakuza diye geçiyor. Alt yazıda gangster diyorlar. Kumarhane işletiyorlar. Bir de rakip kumarhane var. Onlar o kadar güçlü değil ama sürekli gelip işte bunlardan müşteri çalmaya çalışıyor falan. Yakalanıyorlar. Öyle olunca savaşacaklar. Savaşa gidecekler yani. Yakuza savaşları. Bu esnada da ara ara Zatu içi balık avlamaya gidiyor tek başına. Orada bir arkadaş ediniyor. O adam da hasta. Daha sonra ortaya çıkıyor ki bu adam karşı çetenin en önemli adamlarından birisiymiş. O da işte bir samuray. Samuray çok bulunan bir şey değil çünkü. Hatta ondan korkuyorlar yani. Bunlar çok iyi dost oluyorlar ama tabi çeteleri birbirle savaştığı için birbirlerine karşı gelmek durumunda bırakılıyorlar. Tabi bunu reddediyorlar vesaire. Olaylar gelişiyor. Sonuç itibariyle tabii ki düşündüğümüz kadar aksiyonlu olmasa da aksiyon çok önemli değil diyenler için güzel bir film. Sadece bu da değil. Verdiği mesaj yani gidip de şunu söylemesi. işte tepedeki bazı derebeyleri için siz insanlarınızı harcıyorsunuz. Aynen böyle. Şu anda Maalesef insanlar bunu görmek istemiyorlar. Birçok insan politik doğruculuk peşinde olduğu için şunu görmek istemiyor. Kim olursa olsun insan hayatı diyorlar. Kim olursa olsun şiddet olmasın insan hayatı diyorlar ama maalesef şunu görmüyorlar. O insanlar kendileri kendi insanlarına o kadar değer vermiyor. Böyle olunca da bizler senin benim gibi insan hayatına değer veren insanlar yani ben çok humanist bir adam değilim ama en azından şunu derim yani lan yazık değil mi ya ölmesin. En azından şu kadarcık bir şeyi söylerim yani. İşte bizim gibi insanlar bunu fark edemiyor. Bunu fark etsek yani senin karşındaki adam için kendi güruhunun ölmesi çok önemli değil. 3-5 kişi ölsün. 3-5 kişi ölsün ama o adama bir menfaat sağlasın. Bu ağlar içinde böyle. Böyle yani. Ve diğer böyle örgüt gibi, tarikat gibi gruplar içinde böyle. Ben bunu düşünemem açıkçası. Bizim de var böyle işte ne bileyim kirli 12 grubu vesaire. Ben bunu düşünemem açıkçası. İnsanlarımı ben ölüme yollayayım. Öldükten sonra da onların üzerinden propaganda yapayım. Veya insanların benim için ölsünler. Bana menfaat sağlayacak bir uğurda ölsünler. Ya yani kimse çıkıp bunlara bir şey demiyor. Nasıl demez? Neden? Çünkü medya zaten bizim elimizde. Bunu insanlar fark etmeli için de esas sorunlar buradan çıkıyor işte. Bin tane örnek verebilirim. Çok basit Doğudaki insanların fakirliği. Bundan bahsediyorlar sürekli. Diyorlar ki işte yardım niye yapmıyorsunuz? Yardım yapın okusunlar. Ama mesela bu insana çıkıp şunu diyor mu? Oradaki ağalar gazetede görüyoruz işte 300 bin liralık takı takmışlar. Bu politik doğrucu arkadaşlar bunları neden görmek istemiyor? Neden görmek istemiyor? Çok basit. Çünkü bir amaçları var. Bunu kullanarak kendi menfaatlerine, olayları kendi menfaatlerine çekmeye çalışıyorlar. O yüzden de sana diyorlar ki doğudaki insanlar fakir, para yardımı yapalım. Ama oradaki derebeğine, ağaya oraya bir şey diyemiyorlar. Şunu diyebilirsiniz. Gene bazı arkadaşlar çıkıp şunu diyebilir. Ne yani? Oradaki adam kendi insanına değer vermiyorsa sen vermeyecek misin? Maalesef evet. Maalesef evet. Bir grup ben bunu bakın başa da geçsem ben aynısını söylerim. İsteyen oy vermesin bana. Ben dürüstüm yani. O yüzden o yüzden zaten olmaz yani benim işim. Bir grup kendi kendisine, kendi insana değer vermiyorsa başkasından değer bekleyemez. Önce kendi hayatına değer verecek. Kendi insanının hayatına değer verecek. Bu her şey için geçerli. Yani Black Lives Matter'ından tut sürekli başka yerde de öyle. Sadece zenciler değil bunlar. Bir sürü yerde bu durumda örnek verebiliriz. İnsanlar sürekli birbirini öldürüyor. En ufak şey için birbirini öldürüyorlar. Ama başka Batı'da bir ülkeye gittikleri zaman <laughs> hakları alıyorlar, alıyor doymuyorlar, biraz daha hak istiyorlar. Yeterince bize hak vermiyorlar diye orada oranın altın üstüne getiriyorlar. Ama kendi ülkesine gittiği zaman kendi adamını insandan bile saymıyor. Yani ciddi ciddi barış kardeşlik istiyor muyuz? Çünkü ağzında sürekli bu laf olan insanlar istemiyorlar. Bazıları ne istediğini bilmediği için, bazıları da ciddi ciddi neyin ne olduğunu biliyorlar yani. O yüzden istemiyorlar. İşte bu insanlara düşman diyorum ben. Aradaki o kandırılmış insanlar biliyorum birçoğu tetikleniyor. Özellikle şu politik doğruculuk peşinde koşan gençlerden birçoğunu ben kandırılmış olduklarını söylüyorum ama çok sinirleniyorlar. Ne demek kandırılmış? Biz koyun muyuz? Valla bilmiyorum. İstiyor muyuz barış kardeşlik? Şahsen ben istiyorum. Neden? Çok basit. Çünkü benim doğru düzgün bir hayat yaşayabilmek için ben zaten üreten bir insanım. Ben zaten iş yapan bir insanım. Benim başka şeye kavgaya dövüşe ihtiyacım yok yani. O yüzden bizler istiyoruz. Ama bunları istiyorsak eğer gerçekten herkes istiyorsa o zaman siyasi olarak taraf tutuculuk değil neyin ne olduğunu kendi hoşunuza gitmese bile bu gerçekleri görmeniz lazım. Şu olayın yani derebeylerinin kendi adamlarını kendi menfaatleri için çok rahat bir şekilde ölüme yollama olayının bugün de her coğrafyada özellikle de bizim Orta Doğu coğrafyamızda çok fazla şekillerde. Sağ, sol, dinci, çok fazla şekillerde bunu görüyoruz. Bu gerçeğin farkına varmak istemezsek eğer, o zaman insanlar birbirlerini öldürmeye devam edecek. Bu kadar basit. Mustafa Kemal'in askerleriyiz sözüne tepki göstermişti bazı arkadaşlar. Bu Gezi olaylarında demişlerdi ki ne demek askeriz? Biz hiç kimsenin askeri değiliz. Şimdi şöyle diyeceğim. Söylediğin tartışılır. Oraya kadar söyleyip bu konuda da tutarlı olsan sana saygı duyarım söylediğine Bence de gözü kapalı bir şekilde hiç kimseyi takip etmemek lazım. Neden? Sebebi çok basit. O zaman da seni yönlendiren gruplar mesela en basit Atatürkçülükten bahsedelim. Konu oraya geldiyse ne yapacak? Bakacak bir sürü Atatürkçü insan var. Atatürk'ü çok fazla tanımayan, bilmeyen ama aynen tarikat lideri gibi tapan. Bunu görecek. O zaman onu kullanmaya başlayacak artık. Diyecek ki Atatürk aslında şunu çok severdi. Atatürk'ün aslında siyasi görüşü buydu. Atatürk'ün şu konudaki düşüncesi buydu diyecek. Onu dediği zaman da insanlar da aa bak Atatürk bunu demiş deyip o yola gidecekler. O yüzden kim olursa olsun putlaştırılmaya biz de karşıyız. Ama sıkıntı şu Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyelim diyorsun tamam ama sen direktifi Twitter'dan alıyorsun abi. Senin direktif aldığın yerler var. Yalan mı? Yalan değil ya. Şimdi bak çıkıp yalan diyecek belki bazı insanlar. Yalan değil işte yani. Direktif alıyorsunuz. Twitter'dan galeyanla getiriliyorsunuz. Bilmediğiniz çoğu zaman da gerçek olmayan haberler yüzünden. Haydi arkadaşlar buraya gidiyoruz falan diye. Twitter'dan görüyorsun gidiyorsun. Yalan mı? Kim çıkartıyor o haberleri? Kim veriyor o direktifleri? Bilmiyorsun. O zaman sen de bilmediğim adamın askerleri izle. Bu bir. ikincisi de direkt bilerek de bazı yani parti bile olmayan partiler var ya parti bile olmayan partiler yalansa yalan de direktif geliyor çatır çatır yapmak zorundasın. Evet ben de karşıyım. İnsanların gözü kapalı bir şekilde bir insanın bu adam dört dörtlüktür mükemmeldir. Bu adam ne derse doğrudur. Kesinlikle karşıyım. Atatürk kesinlikle bunu istemezdi. Kesinlikle yani şunu söyleyen bir adamdan bahsediyoruz. Eğer bir gün benim sözlerimle bilim ters düşerse bilimi tercih edin. Bunu söyleyen birinden bahsediyoruz yani. Evet hepimiz karşıyız zaten putlaştırmaya. Bir ağanın bir derebeğinin peşine gitmeye ama bu konu tutarlı olacağız işte. Önemli olan bu. Zato içi de bunu beğenmiştim. Bunu takdir etmiştim. Ama o filmi seyredip de lan harbi lan diyecek ve bu konuda uyanacak kaç kişi olur bilmiyorum. Çünkü uyanacak insan zaten uyanmıştır yani o noktaya kadar uyanmamış insan da o noktadan sonra o filmi görüp de uyanır mı bilmiyorum. Ama gerçekten böyle. Çoğu zaman kavgamız, davamız denilen şeyler sol sağ de diyorum ya hiç fark etmez. Aslında tepedeki bazılarını ihya etmek için. Bizler de hayatımızı canımızı böyle veriyoruz. Keşke bunu fark etse insanlar yani. Ve son filmimiz arkadaşlar. Bir adet ekstrem film seçeyim dedim. Neden? Çünkü aslında Hugo'yu seçecektim. Eskilerden hem böyle Oscar'lık hem de yarı yeni yarı klasik sayılabilecek bir film olduğu için. Onu büyük ihtimalle haftaya seyredeceğim. Bu üç film de beklentimin altında olduğu için. Gerçi New York'ta 5 milyardan çok bir şey beklemiyordum ama. <laughs> o yüzden bir tane işin tadı tuzu olsun diye ekstrem film seyrettim. Üzülürsünüz diye yani. Dediğim gibi 5 film aslında şu an ideal. Mesela bir ekstrem film bir de Hugo olsa güzel olurdu aslında. Deneyeceğiz bakalım. Uğraşacağım 5 film çıkarmaya çalışacağım. Filmimizin adı Atroz. Atrochus diye geçiyor. Meksikalı bir ekstrem film kendisi. Bu arada arkadaşlar, bu filmin tanıtımını daha önceden seyretmiştim. Oradan kalmış aklımda listeme yazmıştım. Tekrardan sadece bu filmin ismini yazarak bir daha bir bakayım dedim. Başka bir kanal gördüm. Yabancı, İngilizce. Kandalı hatta adam. Adam ciddi ciddi ekstrem film dedi ya. Allah kahretsin. <laughs> ben de önce çalmış ismi. <laughs> ekstrem film seviyorsanız bu film size göre falan dedi. Lan dedim benden mi çaldın ismi ya? Yani? Lanet olsun. Evet. Tekerleği her zaman olduğu gibi. Tekerleği tekrardan icat etmişiz. Tekerleği icat etmeyi sizden öğrenecek değiliz. atros filmi aslında konsept olarak gerçekten iyi. VHS'yi andırıyor ama VHS'den konu olarak veya konsept olarak biraz daha iyi. Bir tık daha iyi yani. Aslında VHS de güzeldi. Böyle terk edilmiş bir evde buluyorlar ya. O da güzeldi aslında. Ya ciddi ciddi adam gibi bir VHS filmi çıkmadı hala ya. Lanet olsun. VHS 1, 2 çıktı. Bir de VHS Viral çıktı. Aslında direkt VHS 3 diye bir tane film çıkartabilirler. Bu ser harbiden sağlam yani. Found footage gerçekten güzel bir tarz bence. Hani özellikle korku filmi isteniyorsa güzel bir tarz. Ama bazı sıkıntıları oluyor. Şimdi birden fazla kamera açısı oluyor mesela. VHS'de öyle. O zaman işin fan footage'lığı kalmıyor ki. Çünkü bir yerden bulunmuş bir kamera olmuyor yani o. Neyse Atroz'da bundan da kurtulmuşlar. Ve aslında şey ilerliyor. Yani bir normal film kısmı var. Bir de fan footage kısmı var. Hatta birkaç yerde aynı tanımla karşılaştım. Bu Atroz filmiyle ilgili. VHS filmi ile August Underground filmlerinin karışımı diye geçiyor. August Underground olması lazım onun adının. O da e, film serisi. aynen found footage türü, el kamerası türü. Sahte işkence filmleri serisi. Hatta bazı yerlerde gerçek sanmışlar. Sanırım şu efsane o. Oh. E, biliyor musunuz bilmiyorum. Charlie Sheen bir film seyrediyor. Sınav film. Gerçek sanıyor. Gerçek sanınca FBI'yi falan arıyor. <laughs> Sanırım o Underground Granto O filme de haftaya değinmek istiyorum En azından e, o seriydi galiba Onun mesela birincisine değinmek istiyorum Bu filmimizde Atroz'da bir araba kazası bu Araba kazasına işte polisler geliyor İki tane işte adam buluyorlar yakalıyorlar Ama bu adamlar hiç sağlam tiplere benzemiyor Öyle olunca tabi yani mafya tipli adamlar böyle Öyle olunca kullanıyorlar, şey yapıyorlar Arabayı falan arıyorlar. Bir tane polis var işte. Polis tabii hiç yani filmin ilerlemesi için onun olması lazımdı. Normalde mesela olay yeri arama falan vardır ya pardon. Olay yeri inceleme. Onları falan beklemiyor polis. Stret diyor. Adam kendini giriyor arıyor. En azından onu söylemeleri güzel olmuş. İnsanların zekasına hakaret etmemişler. Yani şöyle de yapabilirlerdi. Polisler direkt gelip orada mesela şeylere bakabilirdi. Direkt arabayı aramaya başlayabilirlerdi. O zaman da işte saçmalık oldu denebilirdi yani. Ama en azından hani tam öyle bir şey yapacakken birisi diyor ki olay yeri incelemeyi beklemeyelim mi? Adam da yok ya boş ver diyor. Onlar bir işe yaramıyor zaten falan diyor. Biraz da böyle şey bir adam hırslı gözüken bir adam olduğu için öyle kendi kafasına göre giriyor arabaya. Arabanın torpido gözünden bir el kamerası buluyor. Ondan sonra el kamerasında artık görüntü oraya geçiyor yani. Sen onu seyrediyorsun. Orada işte fan geçiyor. Ama şu da değil işte film. Mesela VHS'de biraz öyleydi. Hani sürekli arka arkaya seyrediyor falan. Öyle de değil. Orada found footage filmi seyrettikten sonra filmde de işte o yakalanan adamlar işkence yapıyorlar birisine. En sonunda da öldürüyorlar. Onu seyrettikten sonra adam arabadan çıkıyor. Bu sefer başka bir yere gidiyor. Başka bir yerde galiba şey olması lazım. Polis. Polis merkezinde karakolda olması lazım. Orada bir tane daha mesela başka bir kaset buluyorlar. O kaseti açıyorlar bu sefer. Onu seyrediyorlar. Öyle öyle 3-4 tane birbiriyle bağlantılı found footage türü görüntüler var. Ve işte ne olduğunu çözmeye çalışıyorlar. Tabii ki her found footage'da baya bir işkence vesaire var. Konu bu. Ekstrem film istiyorum. Ekstrem film merak ediyorum diyorsanız bu film bir seyredebilirsiniz isterseniz. Beni açıkçası ayağı kırıklığına uğrattı. Bu arada ben niye seyrediyorum mesela ekstrem film? Herkesin seyretme şekli farklıdır veya seyretme sebebi farklıdır biraz insana şundan keyif alıyor herhalde hani bazı insanlar aşırı acılı yemek yemeyi sever ya ondan herhalde veya bazı insanlar aşırı sert müzik dinlemeyi sever böyle heavy metal falan değil de iyice böyle manyak metal böyle çığırmalı bağırmalı metal bu da onun gibi bir şey bir ikincisi de ben teknik olarak zaten bakıyorum adamlar nasıl yapmışlar ne yapmışlar prostetik kullanılarak neler yapılabiliyor ve gerçekten arkadaşlar çoğu yerde Atros filmi de buna dahil. Bunu zaten bilmezseniz yani bu işin prostetik kısmını bilmezseniz gerçekten dayanılmayacak işkenceler aslında. Yani seyretmeye dayanılmayacak. Hani gerçekte olsa seyredemezsin herhalde yani. Çünkü biliyorsun çok ararsınız hatta böyle deep web e falan da girmenize pek gerek yok. O Luka'nın işte erkek arkadaşını öldürdüğü videoyu bulabilirsiniz büyük ihtimalle. Veya deep web'e girerek o e, şeyler var. Ukraynalı manyaklar vardı. Çekişli manyaklar onların falan şeylerini bulabilirsiniz. Videolarını bulabilirsiniz. Evet. Sonuç itibariyle bu kadar güzel şeyler söyledik. Peki güzel bir film mi? Maalesef beni gene hayal kırıklığına uğrattı. Ulan bütün filmler hayal kırıklığına uğrattı ya. <laughs> bu hafta öyle oldu ya. Nasıl oldu o iş? Hatta New York'ta 5 Minare bile hayal kırıklığına uğrattı. İğrenç bir film olsun hadi da gülelim, dalga geçelim diyordum. O da yani o kadar da iğrenç değil yani ortalama bir film çıktı. Hepsi beni hayal kırıklığına uğrattı abi. Neden? Her şeyden önce Found footage evet para olarak çok para harcanmayan bir film çeşidi ama Bazı şeyleri var Mesela oyunculuğun çok iyi olması lazım Hadi o çok önemli değil. zaten adamlar İspanyolca konuşuyorlar Şu büyük bir ızdırap yani benim için Film devam ederken video devam ederken bazı yerlere glitch koymaları Gerçekten mi abi ya? Yapmayın bunu bana Bir de böyle kameralar farklı farklı galiba çeken Glitch aynı Glitch dediğimiz olay da Video devam ederken Glitch diye kalır ya bazen böyle. Dik diye kalır. Kareler falan gösterir böyle. Ondan sonra devam eder falan. Bir de işin daha ızdırap verici boyutu şu. Tam böyle hani işkence yapacak. Travesti var orada. Onun memesini kesecek falan. Tam böyle keserken o zaman böyle oluyor. Sürekli yani çok mesela gerçekçi olmadığı belli olmasın diye belki. Biraz da dramatiklik katmak için de olabilir. Ama bir kere her şeyin önce gerçekçi değil. Normalde sen hendikemle Çekim yaptığın zaman o kadar bir glitch olmaz yani. Genelde hiç olmaz yani. Siz gördünüz mü? Dil, dil diye kalsın böyle. O gerçekten aşırı bir sahtelik katmış. Film seyrettiğimizi çok belli oluyor yani. Maalesef onu gördüğümüz zaman. Ve sonuç olarak filmin sonunda da işte twist ending vesaire derler ya. O yüzden onu da söylemeyeceğim. Spoiler olmasın diye. Çok çok da tatmin edici bir sonu da yok açıkçası. Ama gene de ben bu tür filmi seviyorum, ekstrem film seviyorum diyorsanız o zaman hoşunuza gidebilir. IMDB'de 5.6 almış. Ben de aynen 5.6 veriyorum. <laughs> Yok 5.5 veriyorum ben. EFDB puanı. Zatoichi'ye kaç vereyim ki? Zatoichi eski film ama ya. Zatoichi'ye şimdi ne vereceğiz? Eski film abi. Ayıp yani. Şimdiki filmlerle kıyaslayarak vermememiz lazım. Ama gerçekten Zatoichi güzeldi. Her ne kadar aksiyon bekliyor olsam da. Bir iki tane de 26 tane bu arada Zatoichi filmi var arkadaşlar. Bir iki tane daha seyredeceğim ben. Bu sefer şeye bakacağım artık. Ya nasıl ilkini seyrettik ya. Onu hallettik. Bir de en aksiyonlusu hangisi ona bakacağım. Ve son olarak gelelim bu haftaki anime ve kısa film köşelerimize. Anime olarak şeye çok benzettiğim, Chobits'e çok benzettiğim ve aslında animecilerin bile bilmediğini fark ettiğim herhalde eski olduğu için Midori no Hibi isimli 13 bölümlük bir serimiz. Neden Chobits'e benzettim? Çünkü şey olarak yani romantik komedi olması konusunda aynı. Belki e, umurunuzda olmayabilir bu türler. Normalde de benim de yani romantik komedi benim de umurumda değil ama bunlar gerçekten güzel arkadaşlar. Chobits daha iyi ama Midori no Hibi de özellikle mesela Chobits'i bitirdiniz ve kesmedi 26 bölüm. Bunu da seyredebilirsiniz. Bunun konusu da <laughs> Gene çok saçma bir konu. Bir tane e, erkek var okulda. Bu işte hiç kız arkadaşım yok falan diye üzülüyor. Bir tane kız var. O da uzaktan e, bu erkekten hoşlanıyor. Sonra işte erkek diyor ki benim diyor tek sevgilim diyor sağ elim falan diyor. Ne demek bilmiyorum. <laughs> bir de kızın adı Elizabeth olsaymış tam olacakmış yani. Ondan sonra e, bu erkek bir uyanıyor sağ eli o kız olmuş. Ve gerçekten o kız. Sonra hatta gidiyor o kıza bakıyor gerçek hayatta ne olmuş diye. Gerçek hayatta komaya girmiş kız. Yani komaya giriyor. Ruhu artık çocuğun erkeğin eline geçiyor. O şekilde <laughs> macera yaşıyorlar. Böyle garip bir konsepti var ama komik bir şekilde işlemişler. Gerçekten çok sevimli. insanı gene mutlu eden. Seyredip mutlu oluyorsun yani. Bir anime. Şeyleri falan söylemeye gerek yok ama Death Note falan. Onlar zaten bilinen animeler yani. Bir de mesela Death Note. Keşke neyse spoiler olmasın. <laughs> o spoiler olmasın. <laughs> Geçelim. Kısa film olarak Payload diye gene bilim kurgu kısa filmi. Ama bunun farkı gerçekten ben bu şekilde bir bilim kurgu kısa filmi çekmek isterdim. Yani böyle biraz eski model. Çok fazla CGI'ya çok fazla görüntü efektlerine ihtiyaç duymadan bunları çok fazla kullanmadan yapılmış bir film. Özetle gökyüzünde bir uzay istasyonu var. Oraya böyle işte uzay asansörü gibi bir asansörle insanlar inip çıkabiliyor ve yerde de daha çok böyle hani alt tabaka insanlar yaşıyor artık dünyada yani. Yukarıda da tabii daha çok kadına ihtiyaç var üreyebilmek için. Ondan da işte e, yukarıdakiler kızını almasınlar diye bir tane baba var. Baba da ama böyle artık çok fazla işe yaramayan bir adam yani. Kızını saçlarını kestirip erkek gibi yapıyor. Bir tane de işte oğlu var. Yukarıda da bunun kızını almak isteyen komutan aslında o da kadın ve aslında da bunların annesi. <laughs> Öyle garip bir durum. Gerçekten şunu düşündüm ben. Elysium'u seyrettiğim zaman Elysium çok çok benziyor. Yani bayağı benziyor şeye. Payload filmine. Acaba dedim hani şey var mı? Esinlenme falan var mı demiştim yani. Sevdiğim tip bir bilim kurgu. Çok fazla işte dediğim gibi CGI'ye muhtaç olmadan daha çok böyle görüntüyle bir şeyler anlatan 80'lerin bilim kurgusu gibi yani. O yüzden tavsiye ediyorum. İleride mesela robotlu momotlu böyle post apokaliptik filmler falan yaparsam bu tür olmasını istiyorum. CGI ve böyle Hollywood cilasından ziyade türünün tipinin bu olmasını istiyorum. Yani ciddi ciddi insanlık bitmiş. Böyle bir hani kasvet olsun istiyorum yani. Evet arkadaşlar bu haftaki filmlerimiz genel olarak hayal kırıklığıydı. Filmleri önceden bilmediğin için ne çıkacağını da kestiremiyorsun. Haftaya umuyorum ki <laughs> daha iyi filmlerle karşınızda olacağım. Adresimiz efayda.com youtube.com bölü Facebook.com bölü Efe Fan. Twitter.com bölü Commake. Instagram.com bölü Efe Alt Çizgi Aydal. Destek olmak isteyen arkadaşlarımız için Patreon.com bölü Efe Aydal. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Hacı Gümüş'ün kandırdığı Hacı Reis'e emanet olun.